Mart'ın sonu bahar, dertlere derman var. Mart'ın sonu bahar, dertlere derman var. Mührü bas, altı oka, huzur dolu yarınlara. Mührü bas, altı oka, huzur dolu yarınlara. Mart'ın sonu bahar, dertlere derman var. Mart'ın sonu bahar, dertlere derman var. Mührü bas, altı oka, huzur dolu yarınlara. Mührü bas, altı oka, huzur dolu yarınlara. Mart'ın sonu bahar, dertlere derman var. Mart'ın sonu bahar, dertlere derman var. Mührü bas, altı oka, huzur dolu yarınlara. Mührü bas, altı oka, huzur dolu yarınlara. Mart'ın sonu bahar, dertlere derman var. Mart'ın sonu bahar, dertlere derman var. Mührü bas, altı oka, huzur dolu yarınlara. Mührü bas, altı oka, huzur dolu yarınlara. Mart'ın sonu bahar, dertlere derman var. Mart'ın sonu bahar, dertlere derman var. Mührü bas, altı oka, huzur dolu yarınlara. Mührü bas, altı oka, huzur dolu yarınlara. Mart'ın sonu bahar, dertlere derman var. Mart'ın sonu bahar, dertlere derman var. Mührü bas, altı oka, huzur dolu yarınlara. Mührü bas, altı oka, huzur dolu yarınlara. Bir ulusu var eden Mustafa Kemal Atatürk'ün de kahramanlaştığı, devleştiği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olma için anafartalar kahramanı olduğu yerdir Çanakkale. 19 Mayıs 1919'a giden süreçte hepimiz için kurtuluşun ve kuruluşun müjdesidir Çanakkale. İşte orada inancı, milliyeti, kimliği ne olursa olsun bir ulusu var eden şehitlerimizi hatırlamalı ve o yüzden ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklaştıran bir anlayışı bu ülkede hakim kılmamız lazım. 1919'un 100. yılındayız. 1919'un 100. yılında o coğrafyada, bu Anadolu coğrafyasında sınırları bir masada cetvelle çizilen değil, sınırları işte orada koyun koyuna yatan memleketi, inancı, milliyeti ne olursa olsun o şehitlerimizin kanıyla yazıldığını bir kez daha hatırlamak ve o yüzden yan yana, kol kola, omuz omuza, her zaman her şeye rağmen birlikte olabilmeyi başarmak zorundayız.